Selamlar, ne habersiniz bakalım? Bugünkü videomuzda bol miktarda altın ve aksesuar giyerek parasını yansıtmayı seçen Kuğulluklu hocamız hakkında konuşacağız. Kendisi genelde beyaz gömleğinin üzerine mavi cepli siyah bir yelek ve mavi bir pantolon giyerek dolaşır. Kendisini şöhretini kaptırdığı için altın yüzük gibi, madalyon gibi aksesuarları giymekten de büyük zevk duyar. Aslında bakarsanız bu büyük şöhret düşkünlüğüne kendisini kaptırmayı o da istemezdi. Hatta onun 10 yaşındaki Ben Prime'den farkı bile yoktu. Sadece Max'in ölümü onu çok derinden etkilemişti. O da Max'in bıraktığı boşluğu doldurmak için kendisini şöhrete saldı. Bu yüzden de kendine aşırı güvenen, kibirli ve pervasız biri oldu. Ayrıca Ben Prime gibi Omnitrix'i suçla mücadele etmek veya ihtiyacı olan diğer insanlara yardım etmek için kullanmayı seçmiyordu. Bunun aksine bir yönde davranış sergilemese de uzaylıları genelde sponsorluk anlaşmalarında veya hayranlarını etkilemek için kullanıyordu. Hatta yapımcıların söylediklerine göre Ben 23'ün oluşturduğu bir ankette Teobik'in değerlendirmesi çok düşük olduğu için bir daha ona hiç dönüşmemişti. Aynı şekilde Omnitrix'in içindeki 50 uzaylıdan diğer 27'sine de Teobik'e dönüşmeme sebebine benzer nedenle kullanmayı bırakmış. Ancak bana kalırsa sergilediği bu kötü davranışlar gayet normal. Çünkü ona hayatında yön veren biri olmadığı için o daha doğruyu yanlışı ayırt etme duygusuna bile sahip değildi. Yani bu durumda onun davranışlarını eleştirmek pek de doğru olmaz. Zaten Ben Prime bunun farkında olduğu için Ben 23'ü Azmut'la görüştürmek istedi. Ki zaten kendisi onun kibirliliğini azaltmayı başarmıştı. Hatta kendisindeki kahramanlık huyunu bile bir nebze de olsa Ben 23'ü yansıttı. Aslında Ben 23'ün büyük babasının ölmediğini ve şöhretini bir yana bırakırsak Ben Prime ile ikisinin yeme içme zevki bile aynıdır. Örneğin Ben 23 daha öncesinde 11 yaşındaki Ben Prime gibi smoothie'lerden hoşlanmazdı. Bunun yerine fast food atıştırmalıklarından jiriskopları tercih ediyordu. Ama Ben Prime'le karşılaşmasından sonra Smithy'ye düşkünlük duymaya başladı. Birbirlerinde birçok alanda ortak yönleri olsa da yine de Ben 23'ü Ben Prime'den ayıran özellikler bulunmakta. Örneğin uzaylı adlandırmaları. Ben Prime uzaylıların adlandırırken biraz daha akıllıca düşünerek seçerken Ben 23 isimlerini basit düşünerek yani fazla umursamadan seçer. Mesela Blox'a yeni bir adam yapma ismini verdiğini öğrendiğimde o ne lan dediğimi çok iyi hatırlıyorum. İsim farklılığı dışında dönüşte uzaylılara şöyle bir bakarsak Ben Prime'inkinden pek bir farkın olmadığını görebilmek mümkün. Sadece Ben Prime'inkinden farklı olarak uzaylıların tema rengi yalnızca mavi tona dayanıyor. Ki zaten uzaylıların renkleri bildiğiniz gibi alternatif Ben'e göre değişiyor. Mesela bunu örnek verecek olursak Metbin'in uzaylıları. Fark ettiyseniz genellikle hep turuncu tonlarda. Evet, elimden geldiğince sizlere Ben 23 hakkında bildiğim bilgileri paylaştım. Ha bu arada eğer istediğiniz videolar varsa çekinmeden yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de Ben 23'ün evrenine 10 üzerinden kaç verdiniz? Bunu da aynı şekilde belirtmeyi unutmayın diyorum. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.